Aynen. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olunuz, var olunuz. Sorgu masasında gibiyim böyle ışıklarla birlikte. Ya, olsun. En azından yüzünüzü seçebiliyorum. Sizi teşhis edebileceğim inşallah. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, çok iyiyim maşallah. Hocam öncelikle sizi tanımayanlar için kameraya bakarak birkaç cümleyle... Yavuz Dizdar, o kadar. Doktor Murat Aksoy, genel cerrahi uzmanıyım ama esas olarak damar cerrahisiyle uğraşıyorum. Hobilerim arasında 1. sırada müzik var. Doktorlardan oluşan bir grubun solistliğini yapıyorum. Ben Profesör Doktor Yavuz Yarıkoğlu, kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Hadi bakalım. Bir hayli eskiyim. Bu konuda dinozor sayılırım. Kaç yıllık doktorsunuz hocam? Tam 40. Şimdi hocam bugün sizlerle ülkemizde artık halk arasında iyice yaygınlaşmış olan sağlıkla ilgili yanlış bilinen doğruları konuşacağız. Tamam. Ona başlamadan önce şunu da size sormak istiyorum. Şimdi bir doktor olarak İlla ki işte eş dost arasında ya da yeni tanıştığınız kişilere doktor olduğunu söylediğinizde hani böyle uzmanlık alanınıza bakılmadan... Abi kesinlikle söylemem ama tanıyorlar artık. Söylemem abi. Ben yolda gidiyoruz, yanımdaki soruyor işte ne yapıyorsun diyor, memurum diyorum. Hocam işte ayak bileğim ağrıyor, bilmem ne, şunun çözümü nedir? Çok böyle geliyorlar mı size? Her gün. Hocam çok sinir bozacağım. Her gün çok yerde doktor olduğumu söylemiyorum. Her türlü soru geliyor bana. Sıkıyor mu hocam peki bu sizi? Yok, ben çok zevk alıyorum bu işten gerçekten. Ha, öyle mi? Ya ben doktorluğu çok hakikaten sevdiğim için yapıyorum. Herhangi... İyi doktorsan çok alfa bir meslek ya. Gerçekten. Bir yerde herhangi bir soru geldiği zaman ben çok mutlu oluyorum ya. Ben hemen şunu söylüyorum. Diyelim mesela seninle sokakta köprünün üstünde karşılaştık. Soruyorsun hocam böyle böyle bir şey mi? Hemen diyorum soyun. Nasıl ya? Hayır, doktora gidince insan ne yapar? Soyunur. Soyunursan yani. Hayır, soyunursan muayene ederim yani. Sen eğer köprünün üstünde soyunabiliyorsan ben de seni muayene ederim. Soyunmazsan etmem hani. Mantıklı hocam. Evet. Güzel yani. Evet. O zaman ilkiyle başlıyoruz hocam. Hadi. Halk arasında şöyle bilinen bir bilgi var. Parmak çıtlatmak parmakta kemik erimesi veya kireçlenmeye neden olur. Biliyorum. Doğru mu? Hayır, yanlış. Parmak çıtlatmak. Parmakta kemik erimesi veya kireçlenmeye hiçbir alakası olur. Yok. Parmak çıtlatmayı abi özellikle araştırın. Bazı konuları ben araştırırım. Parmak çıtlatmanın nedeni bilinmiyor hocam. İçinde kalan hava zerreciklerinin yer değiştirmesi mi olduğu, tendonların kasılmasına mı bağlı olduğu, bunların hiçbiri bilinmiyor. Bu mesela halk arasında çok tartışılır. Evet. Çıtlatma falan denir. Ha, çıtlattım ben. Hepsi çıtladı bir de. Şu an kireçlendi hocam. O çıtlatma hareketi sırasında o sesi çıkaran o hava şeyinin yer değiştirmesi. Orada kemik zorlanıyor, bilmem ne zorlanıyor da çıtlatıyor diye bir şey yok. Anneme kapak yapacağım diyor ya. Durun annenize bir şey demeyin. Şimdi böyle bir takım gizemler var abi. Bu gizemler açıklanamamış. Ve bu gizemler günlük yaşamımızın normal parçalarından. Parmak çıtlatmak bunlardan bir tane. Çünkü bu bir kere çıtladığı zaman bir daha çıtlamıyor bir süre. Sonra yine çıtlıyor. Bazılarının sürekli çıtlıyor. Herhangi bir problem yaratmaz. Yani bugüne kadar hiçbir bilimsel veri parmak çıtlatmak, eklem kireçlenmesi yapar diye bir sonuca varmadı. İnsanlara. Hapşurduğumuzda kalp atışımız 1 saniyeliğine durur. Yok öyle bir şey. Hayır. Bizleri biliyorduk. Ritmi değişir. Hapşurdum olduğun zaman birden ritmi değişir. Hani mesela diyelim şu şeyde gidiyorken birden buraya çıkar. Durmuşmuş gibi hissedilebilir ama durmaz. Ritminde bozulma olabilir. Derin nefes alıp böyle tuttuğun zaman falan hani o tür şeylerde olabilir ama bizim fark edeceğimiz kadar değil. Abi duruyor olabilir, evet. Bunda bir şey yok. 1 saniyeliğine bilmiyorum. 1 saniye biraz uzun bir süre aslında. Bir an için kalp ritminde bir değişiklik olabilir ama bu genelde bu çok yaşa lafı oradan. Yani hapşırma ile birlikte antik medeniyet içindeki ruhun dışarıya çıktığını düşünmüş. Hocam ben bunu çok merak ediyorum. Göze lazer ameliyatı yaptırmak zararlıdır. Öyle olmasaydı eğer göz doktorlarının çoğu gözlüklü olmazdı. Ha yok canım. Bu hurafe mi hocam? Hurafe tabii ya. Şimdi bunun zararlı olup olmadığını bilmiyorum ama benim yakın çevremde bir sürü göz doktoru arkadaşım daha bir tanesinin bu ameliyat olduğunu görmedim. Ciddi misiniz? Gerçekten. Yani niye diye soruyorlar, dur bakalım falan, gözlükle iyiyim miyim diyorlar ama kendileri ameliyatı yapıyor. Yani ilginçtir. Ya ben yaptırtmadım. Uymaz dediler ama yaptırtmam. Benim çünkü genel kuralım doğal olana dokunulmaması gerektiği. Çok kalın gözlük vardır, kullanamıyordur ya da hakikaten bundan çok büyük fayda olacaktır. O zaman tabii ki olur, niye olmasın? Ben de 4 miyop, 4 astigmat ben yaptıracaktım ya. Siz de göremezsiniz çıkardınız. Yok, göremiyorum zaten ama İnşallah. Çok güzel oluyor abi, her şey çok güzel görünüyor. Gerçekten göz doktorlarının çoğusu gözlüklü. Onlar niye yaptırmıyor? Bize de soruyorlar mesela, diyor siz niye saç ekimi yaptırmıyorsunuz diye. Çünkü bir insan bir işin ayrıntısını ne kadar bilirse o kadar korkuyor. Balıktan sonra, yani balık yedikten sonra süt ürünleri tüketirsek zehirleniriz. Bu doğru mudur? Doğru. Eğer balık kokmuşsa zehirlenirsin ama sütten dolayı değil, balıktan dolayı. Bilindiği kadarıyla değil hocam. Yani balıkta bir numara yoksa yoğurdun zaten zehirleyici bir özelliği yok. Bilakis belki engelleyebilir bile. Nasıl çıktı o laf? Allah muhtemelen Allah. Birisi zehirlendi ama balığın saçlı üstüne yoğurt yediği için değil, ya balık bozuktu ya yoğurt bozuktu. Onu ona bağlamışlar. O öyle bir şehir efsanesi olarak gitmiş. Hocam terliyken soğuk su içmek hasta... Şahane olur abi. Hiçbir şey de olmaz. Nasıl? Muhteşem. Onu, o güzel terliyken bir soğuk suyu... Hayatım voleybol oynayarak geçti. Bugüne kadar da hiçbir... Ben şok. Zararını görmedim. Enfeksiyonların nedeni mikroplardır, virüslerdir, bakterilerdir. Dolayısıyla terledikten sonra soğuk su içmek hasta yapmaz. Üşütmek de hasta yapmaz. Soğuk su içmek zaten kendisi hasta eder. Yani. Suyu ılık içmek gerekiyor. Soğuk içtiğin zaman bütün hücreler hemen, mesela soğuk tenine dokunuyor ya, aynısı. Kasıldığı için böyle bir etkisi olur. O nedenle soğuk su içmeyi terliyken de normalken de önermiyoruz. Öyle bir şey yok. Bizim Türk milletinde soğuk suya, buza karşı bir alerji... Ama ikisi farklı şey söylediler şimdi. Hangisine inanacağım? Alerji var nedense. Çocuğun boğazı şişer, ateşlenir. Habire sıcak çorba verirler, şey yap. Amerika'da boğazı şişen kişiye dondurma verilir, buz yedirilir. Oradaki harareti alsın diye. Doktor Bey yalan ya mı? Boğazda şişmeye, enfeksiyona neden olmaz. Boğazda enfeksiyona neden olan şey mikrop. Ya chat ya. Kırmızı kafa. Ya saçmalamayın. Torpilli doktor. Bandanalı saç ekimicisi. Online eğitimde doktor olmuşsundur. Ya çok ayıp, öyle şeyler söylemeyin. Ya cidden mi saç ekim? Ay yok artık. Yere düşen yiyeceği 5 saniye geçmeden alırsak mikrop, bakteri bulaşmamış olur ve yiyebiliriz. Abi düştüğü yere bağlı. Şimdi tuvalette düşürürsen 2 saniye yani. Ama yani buraya düşürürsen muhtemelen hani çok fazla üzerinde bakteri olmayabilir. Gene olacaktır. Valla ben abi yere düştükten sonra ıslanmadığı sürece yiyecek yerim. Yani insan... Üflemeye ne gerek var abi? Ne uğraşıyorsun üflemeye? Fındığı soymuşum tam, evet, kırmışım zorlan elimden, parçalamışım. Tam şey tıp yere düşüyor. Ne olacak ki bundan? Ama yer ıslak. Zeminin ne olduğunu bilmiyorsun. Bak, kurulukla canlılık arası ters orantılıdır. Hayat bakmaya gittiği zaman NASA neye bakıyor? Su var mı diye bakıyor. Suyun olduğu yerde bulaşma riski vardır. Mesela diyelim buradan düşüyor. Elma düştü. Evet düştü. Tam düşerken yakalarsan yani 0 saniye oluyor. 5 saniyede geçmiş ama temas etmemişse, diyelim temas ettiğini alıyorsun böyle, böyle yapıp yani olmadı, düşmüş artık. Hocam hıçkırıyoruz diye. Ay cidden troll mü, anlamadım, sallıyor değil mi? Ya anlamadım cidden. Ciddi mi acaba? Nefesi bizi tutarsak hıçkırık geçer. Geçer, doğru. Biraz boğularak ölürsün. 3-5 dakika tutmaya çalış, kesin geçer. Birkaç yöntem var hocam, bir tanesi budur. Ama bunun alternatifi gözlere masaj yapmaktır. Göz içi basıncını böyle masajla yükseltir. Sallıyor. Hıçkırık yine durur. Ben bunu hiç duymadım, bilmiyorum. Öyle mi? Bir deneyelim hocam. Bir deneyeyim o zaman, evet. Geçer mi gerçekten? Evet, geçer. Böyle yapıyorum. Dalıyor musun sen? Nasıl? Dalıyor musun? Dalıyor musun? Suya... Yok, hayır. Bak, mesela onda mesela basınç aşağıya gidiyorsun ya. Ha, basınç şey oluyor şeylerin. Evet, o nedenle sürekli bunu yapıyorsun. Veyahut da normal suya atlarken, denize atlarken de oluyor. Aynısı hıçkırıkta da. Ben mesela hıçkırık olsa onu yapıyorum. Hıçkırdığın zaman... ne diyor ya? Ben anlamadım. Bağlantıyı kuramıyorum, kafayı yiyeceğim. Ne anlatayım? Lütfen bekleyin. Başka hiç bir şey yapmayın. O geçecektir. Nefes tutmak, şeker yemek. Onlar da var biliyorsun. Evet. Bunlar çok etkili şeyler değil. Sizleri, yani doktorlarımızı burada biz misafir etmişken düşüncelerinizi almadan olmaz. Bir koronavirüs hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani hem Türkiye'de hem dünyada nereye doğru gidecek bu pandemi? Nereye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Ben sadece şunu soruyorum insanlara. Ya cidden arkadaşlar, yani evet, mantıklı. Nereye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Televizyonlardan, gazetelerden bilmem ne fısıltı, cart curt, internet verilmiyor olsa anlayabilecek misiniz diyorum. Suratıma bakıyorlar. Tabii ki anlayamayacaksınız. Bir şey insanlara algılatılırsa vardır, algılatılmazsa yoktur. Dolayısıyla şu an bu sistem bunu istiyor. Nereye kadar gidecek derseniz abilerin yaptığım, anladığım kadarıyla şu anki hesapları Haziran 2021'i buluyor. Modern tarihimizde bundan daha ciddi, bütün dünyayı saran bir başka hastalık yok. Rakamların doğruluğu konusunda malum şüpheler var, fakat söylenenin en az 10 katı olduğunu biz biliyoruz. Ankara'daki hastanelerin büyük bir kısmı tamamen dolu. Ölümler de bir hayli fazla. Bir kişi eğer korunmazsa 5 gün içinde yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor bu virüsü. Bir ay sonra kaç kişi oluyor? 406 kişi. Hani rakamları gerçekten düzgün bir korunma yöntemiyle düşürebiliriz. Böyle bir hastalık var. Fakat çok abartıldığını, yapma bir virüs olduğunu ve arkasında başka daha önemli olaylar olduğunu düşünüyorum. Maskeni tak, sosyal mesafenin koru, ellerini yıka, bunları sürekli normal devam etmemiz gerekiyor. Asla vazgeçmemek lazım. Arkada oynanan oyunlar var. Bunlar çoğusu ekonomik oyunlar. Birisi de ülkemizle ilgili. Daha önce de yapılanları hani biraz bilir. Önce sadece akciğerleri tutuyor, zatüre oluyor. Zatüreden insanlar ölüyor zannediliyordu. Şimdi anlıyoruz ki bu bütün damarları ve bütün damarlı organları tutuyor. Yakın zamanda bir beyin cerrahı arkadaşımız Nisan ayında Covid oluyor. 15-20 gün tedavi yapıyor. 1-2 ay sonra işine gücüne dönüyor. Ve bir ay sonra da bir anda bir beyin damar tıkanmasıyla felç oluyor. Son derece tehlikeli. Abartılmadığı gibi bence az bile söyleniyor. Bunun ciddiyetinin de herkes henüz tam farkında değil. Bu korona döneminde bak göreceksiniz kaç tane ülke isim değiştirecek. Çoğu ülkeler yıkılıp başka ülkeye devrolacak. O nedenle ülkemize en çok sahip çıkmamız gereken bir dönem. Dikkat edeceğiz. Aklımızı kullanacağız. Ya doktorsun, doktor ya. Aşıyı bekliyorsun ya. Aşının ya bekliyorsun. Aşının koruyuculuğu kaç olacak? %50. Dolayısıyla aşıya da çok fazla güvenmeyin. Aşının gelmesi, gitmesi, o dozların üretilmesi, lojistiği, 7.8 milyar insanın aşılanması, bu aşının 2 doz olduğunu düşünürsen 16 milyar dozun hazırlanması, soğuk zincirle dağıtılması. Tedbiri alın ve ciddiye alın. Beynimizin sadece %10'unu kullanıyor diye yalan. Bir söz var. Bu doğru mudur? Rezerv beyin deniyor ona. Rezerv. O ne demek? Yani beynin var ama kullanmıyorsun. Ya o laf çok söyleniyor da bunu kim hesaplamış, nasıl hesaplamış ben anlamış değilim. Belki bir nöroloji hocası daha anlamlı bir cevap verebilir ama bana çok akla yatkın gelmiyor. Yok, hayır. Global anlamda bu arada. Bu çok böyle takıntı oldu hakikaten de yok. Ya biz hepsini kullanabileceğimiz hepsini kullanıyoruz beynimizin. Yok abi, %10'unu kullansak böyle olmayız zaten. Burada muhtemelen yani %1'in üstüne çıktığını zannetmiyorum. Yeni zamanlarda beynimizin çok daha az kısmını kullanıyoruz. Bak şu an mesela çoğu insan kendi cep telefonunun numarasını da bilmiyor. Şimdi beyni kullandıkça beyin gelişler, onu kabul etmek zorundayım. Biz %1'ini, 2'sini, hadi 5'ini... Hayır, ben eminim buna ya, beynimizin %100'ünü kullandığımıza. Vallahi eminim. Dur, bu kim? Ne kadarını kullanıyoruz? %10'un 15'ini kullandığımız... Mitine kadar. Biraz önce konuş. 70 kiloluk bir insanda %2'dir beyin. Yani 1400 gramdır. Ama harcadığı enerji, şeker ve oksijen olarak da %20'dir. Şimdi böyle bir ilginçlik var. Küçük bir organ gibi ama harcadığı enerji çok fazla. Kasparov'un biliyorsunuz satranç maçlarından sonra 1 kilo, 1,5 kilo zayıfladığı biliniyor. Satranç maçları 3 saat sürüyor. Bu 150 kilometre maratoncuyla aynı bir şey. Yani ha 150 kilometre koşmuşsun. Hadi 3 saat satranç oynamışsın. Demek ki bayağı bir enerji sarf eden bir organ burası. %10 neden geliyor hemen onu söyleyeyim. Bunun en güzel örneği beyin tümörleri. Şimdi hastalara bize beyin tümörleri geldiği zaman bakıyorsunuz ki Çok büyük bir beyin tümörü var hastada. Anlamadım. Neyse ben bunu araştıracağım abi. Kullanıyoruz. A. Bunu kullanmaya başlarsan bu 10'u da geçer, 20'yi de geçer. 30'u 40'a gelirsen zaten dahi olarak kabul edilirsin. Bir şekilde kullan ya da kaybet. Ne kadar kullanırsan o kadar içeriği genişletebiliyorsun. Doğru. Sıcak havada sıcak çay içersek ferahlarız. O kısmen doğru. Çünkü sıcak havada sıcak çay içtiğiniz zaman bu terlemeyi arttırır. Terleme de vücudun kendini serinletmesi için geliştirdiği mekanizmalardan bir tanesi. Yani şöyle bir yönü olabilir. Hani sıcak bir şeyler içersen vücut ısını biraz yükseltebilirsin. O da dış ortamla senin arandaki ısı farkını azaltacaktır. Sen kendini daha böyle ferahlamış gibi hissedebilirsin. Ya o bilgiden. Sıcak havada sıcak çay içilince ikisi birleşiyorlar ve terliyorsun zaten. Ter boşalınca böyle bir ferahlama hissi geliyor. Bizde zaten bu bizde var, çay başka yerde. İnsanların ateşi çıkar ya mesela. İnsanın ateşi niye çıkar? Ateş çıkıyor. Virüs girdi. Mesela diyelim ki virüs 37.5 derecede yaşayabiliyor. Vücut hemen onu hissediyor. Ateşini 38.5'a çıkarıyor ki virüsü öldürsün. Küçük yaşta basketbol oynarsak oyun. Ne alaka? Doğru. Küçük yaşta spor yapmaya başlarsanız iskelet ona göre gelişme reaksiyonu veriyor. Yani halter yapınız demiyor. Kırmızı kafa doktor değil. Yani ben şöyle düşünüyorum. Basketçilerin genellikle boyları uzun olduğu için, yani muhtemelen basket oynadığı için boyu uzamıştır diye düşünmüşlerdir. Ondan öyle yani. Evet, öyle bir... Ben de basket oynayayım da boyun uzasın. Uzun kemiklerin şöyle bir özelliği var. Bunun bacak kemiği olduğunu düşünün. Üzerinde zıpladığın zaman bu hücreler büyüme ve uzama eğilimini sağlıyor kemiklerde. O yüzden sadece basket değil, bütün sporlar esasında hoplayıp zıplamaya dahil olan sporlar, bilardo değil mesela, boyu uzatır. Kısa cevap hayır. Ancak düzenli spor yapmanın, basketbolda buna dahil, genel fiziksel gelişim açısından olumlu etkileri var. Ancak anneniz babanız kısa boyluysa ben süt içeyim, basket oynayayım, ben de 1.90 olayım, öyle bir şey yok yani. Çıplak ayak ile dolaşırsak ileride çocuğumuz olmaz. Öyle bir şey yok. Bunu duymamıştım ama yok, böyle bir şey yok tabii. Yok. Sallama. Bunu da nasıl bulmuşlar ondan da eminim yani. Yani randomize klinik çalışmada biz hastalar gözümüzün önünde 2 sene takip edemiyoruz. Herif çocuğun çıplak ayakla dolaşmasından ileride kısır kalıp kalmayacağını söyleyebiliyor. Eskiler bilir, eskiler. Bunun bir karşılığını görmedim hocam. Yani çocuk olmamayla çıplak ayak ilişkisi. Nasıl bir bağlantı var bir şey düşünüyoruz yani. Ama ayak da önemli. Ayak çok önemli. Çimde çıplak ayakla yürüyorsun ya, ne hissediyorsun? Rahatlamış, enerjin aslında negatif enerjiyi atarsın derler. Yani. Ama mesela diyelim mermerde veya şeyde granitte yürüdüğün zaman böyle kötü hissediyorsun, evet. Değil mi? Evet. O işte vücut içerisinde dolaşan şeyi alıyor. Enerji alıyor. O enerjiyi demek ki çok alırsa çocuk yapacak şey de kalmıyor. Ya saçma bağlantıya bak. Çiğ sucuk yemek midede kurt yapar. Yani yediğin sucuğun içinde gerçekten kurt larvası varsa pişirilmediği için yapabilir. Onlar eskidenmiş hocam. Yani çiğ sucuk içerisinde eğer baharatı varsa, olgunlaştırılmışsa aslında onda da bir numara olmaz da. Parazit yumurtası olabiliyor. Baharatla birlikte uzun süre onu kuruttuğunuz zaman onlar tabii aktivasyonunu yitiriyor. Çiğ sucuk şu anki piyasadaki sucuklardan çiğ sucuk özelliği yok onun. Onlar bir cins farklı ısıl işlem görmüş sucuk olarak geçiyor. Bunlardan bir şey olmaz. Üzülmesinler yani. Olmaz, sucuğu bulursa götürsün bence. Mide çok şiddetli asit bir ortam. Oraya ne koysanız o asit onu darmadağın ediyor. Bazı zaman dirençli kurt yumurtaları o şeyin içinden geçebiliyor. Ve bağırsaklara oturup bir takım hastalıklara neden olabiliyor. Çiğ sucuk yenir mi mesela? Yenmez. Yenmez ama yeseydik yapar. Evet, yapar. Bence kesin yapar. Çünkü zaten içinde kurt vardır yani. Gidip orada kurt yapmamıştır da kurtsuz yemişsindir. Nasıl ya? Sucuğun içinde nasıl kurt var? Yani olabilir anlamda söyleyeyim. Çiğ bir şey yiyorsan evet içinde. Ama pişirirsen diyorsun. Pişirirsen o da pişmiş olarak. Kırmızı yenir mi? Biliyorsun. Mesela çiğ et yer misin sen? Bu da iyi yoldan çevirmiş. Duydun mu? Çok var mesela. Çiğ et. Evet. Yenir yani. Peki. Şöyle bir şey var. Sucuğu şu yüzden sormak. Füme et veya işlenmiş et demiyorum. Çiğ et. Alkol içmek beyin hücrelerini öldürür mü? Öldürür. Alkolün hakikaten toksik etkisi var. Pek çok hücre üzerine etkisi var. Sadece beyin değil. Öldürmez yani. Öyle bir şey yok herhalde. Öldürmez. Yok. Yok hocam. Hiçbir şey yapmıyor. çiğ et. Kolin. Öyle bir şey yok herhalde. Öyle değil. Yok. Sallı ya. Yok hocam, hiçbir şey yapmıyor. Ben size söyleyeyim. Onu bir coşturuyor, bir şey oluyor böyle, bir ruhu ortaya çıkarıyor. O yüzden Kızılderililer o şeylerde var, spirit diyor buna. Spirit ruh anlamında geliyor. Yani bir şekilde insanın bir coşkusunu, bir bilmem nesini ortaya çıkıyor. Beyin hücresini falan öldürdüğü konusu. Ha, sürekli deli gibi içiyorsun, hiç ayılmıyorsun. Yani alkolizmin de değil. Çünkü alkolikler de belli bir seviyede kalıyor. Çünkü alkolün garip bir özelliği var abi. Zehirlenmesi mesela çok fazla olmaz. Niye? Çünkü kusar. Kusma reaksiyonu meydana geliyor. Ama içti, beyni öldü. Yok abi, öyle bir şey yok. Uyduruyor, sallıyor. 15-20 sene önce işte günde 1-2 bardak şarap içmek ya da günde bir kadeh işte daha sert bir içki içmek faydalı, şöyledir, böyledir falan filan dendi ama son 5-10 sene içinde yapılan şeylerde artık günlük sağlıklı alkol miktarı 0 olarak belirlendi. 2018'de çok ciddi bir araştırma yayınlandı ve orada alkolün en düşük dozunun bile hücreler üzerinde toksik etkisi olduğu gösterildi. Alkolün her türlüsü şu veya bu şekilde zararlı. Hocam son olarak yakından televizyon izlemek gözlerimizi bozar. Şu anda mesela çok önemli bir şey. Televizyondan ziyade iPad, telefon, tabii, gözünüzü kesinlikle bozar. Hocam televizyon izleyen kalmadı ama ondan da çok emin değilim. Yani onlar eski televizyonlarda böyle şeyliydi, evet, tüplüydü. Evet. Oradan işte şey kayardı, bilmem ne olurdu. Gözü bozar diye çıkarttılar. Aram ne gözü bozuldu, ne zaman bozuldu? Şöyle düşün, bizim bir fabrika ayarımız var. Allah bizi bir şekilde yarattı. Bizim gözlerimiz günde 6 saat bir ekrana bakmak üzere tasarlanmadı. Bu normal dışı bir şey. Esasında yakından neye bakarsan bak bozulur. Şöyle öngörüyorlar. Gelecek birkaç 10 yıl içinde miyop sayısı artacakmış ve bunun birinci nedeni de ne biliyor musun? Telefonlar. Olay orada televizyona bakmak değil ama sürekli yakına odaklanmak gerçekten gözde kırılma hasarı yaratıyor. Şunu soracağım hocam bölümü bitirmeden. Sizce halkımız, yani Türk halkı sağlık konusunda bilinçli bir halk mı? Sizin karşılaştığınız şeyler. Gittikçe bilinçleniyor. Vallahi bilmiyorum yani, bir kere çok okuyan bir toplum değiliz. Gerek sosyal medya gerekse işte televizyonlarda çok fazla yanıltıcı bilgi dolaşıyor. Ben yarın çıkarım bir video çekerim sigaranın faydaları hakkında. 200.000 kişi izler, 100.000 kişi de inanır. Bilgili olmaya çalışıyoruz. Ama evet, öğrenmeye çalışıyoruz ama kaynakları doğru seçmiyoruz. Ya ben her zaman söylüyorum, hani sosyal medyada mesela her gördüğünüze inanmayın. Bugün baktığın zaman koronavirüs testi bile var ya sosyal medyada. Nefesini tutarsan işte koronavirüs değilsin diye. Ya bunlara inanmamak lazım. Nefesini tutabiliyorsan koronavirüs değilsin. Ben bunu denemiştim, ben hiç yalan söylemeyeceğim. Çünkü inanmıştım ilk başlarda çıktığı zaman. O zamanlar çünkü daha kimse şey değildi. Bilmiyordu, hakim değildik ve bir tek bu vardı kaynakta. Ben denedim. Değildim. Takmaması gerektiği konusundaki bilincini artırmaya çalışıyoruz. 2-3 tane böyle kutupsal insan var. Okumuş ve beyaz yakalı olanlar, onlar muhteşem müşteri olurlar. Yani adamın kafasına soktuğun anda adam İvmelenmiş roket gibi gidiyor ve o ne gerektiriyorsa yaptıracağım ben diyor. Sonunda adamın ayağından donunu da alıyorsun. Hiçbir şeysi kalmıyor. Mutlu oluyor. Öbür grup, onlar iplemiyorlar mesela. Bir de arada böyle ikilemde olanlar var. Ya aşıyı yaptırsak mı, yaptırmasak mı? Bak bu kadar pandemi muhabbeti yaptık. Aşı aha hazır desen kimse yaptırmayacak. Kural bu. Yaptırmayacaklar. Sömürülmeleri, soyulmaları, zarar görmeleri fiziken de dahil olmak üzere, eğer karşılığı bu olacaksa sağlık konusunda duyarlı olmasınlar. Beslenme konusunda duyarlı olurlarsa zaten sağlık konusunda çok fazla sorunları olmaz. Beslenme konusunda ya gerçi yavaş yavaş başladı hocam o da ya. Dikkat ediliyor. Ben görmem hocam, 10 yıldır uğraşıyorsun. Adam hala deprem konusu. Sizi dinliyoruz diyor. Ne diyeyim ya? Evet hocam, bölümümüzün sonuna geldik. Biz teşekkür ederiz. Sizden bir ricam olacak şimdi. YouTuber'ların böyle klasikleşmiş bir bölüm kapatma konuşması var. İzleyicilerimizden şunları kozmetik doktorlara ne yaptırdınız? Unutmayın. İşte evet. Like atmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın tarzı şeyler isteriz. Bizim için bunu siz yapar mısınız? Tebrik ederim Bekla. Tepki Kolik kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve aşağıya like tuşuna basmayı unutmayın. Bravo! Helal olsun hocam be. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen ikonuna basın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Abone olmadıysanız abone olun. Başka ne diyordum? Yorum hocam. Yorum yapın. Yeter. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz hocam. Bir adeta YouTuber'sınız ya. Evet.